implant nedir? En iyi implant hangisidir? Birazcık da diş sağlığımızı konuşalım. Bu radyodan sonra gelmek ve implanttan bahsetmek ağız sağlığı ile ilgili bu holistik bakışın bir devamı olarak aynen bahsettiği gibi ağız sağlığımızın devamı anlamında çok çok önemli. Tabii diş eksikliği beslenmeyle beraber biliyorsunuz yani diş çürükleri de beslenmeyle alakalı. Hı hı. O şekilde değerlendiriliyor. Bir diş kaybı söz konusuysa o bölgeye o diş kaybını telafi etme adına çokça bilinen bir şey bir vida yerleştiriyoruz aslında. Vida yerleştiriyorsunuz. Evet. Buna da diş implantı deniyor. Tabii bu vida dendiği zaman böyle bir korkulu bir durum söz konusu oluyor. Evet. Ama kendi dişlerinizi ağzınızda ne kadar hissetmiyorsanız aynı şey bu implantlarla yapay diş kökleriyle de söz konusu. Ve çok da yeni bir şey değil artık yani sıkça da bilinen bir şey diş implantı diye hastalar biliyorlar bu şekilde. Biliyorlar artık. En iyi implant hangisidir diye hem bir kere daha sorayım hem de implantın iyi olması için ne gibi faktörler gerekir? Yani aslında tabii... Öyle bir şey var mıdır iyi implant kötü implant diye bir şey var mı mesela? Şöyle implant teknolojisi endeki değişiklikleri aktaran firmalar var. Burada tabii bunun üzerinden bir anlatımı açıkçası hekim olarak çok tutmuyorum. Yani implant markası üzerinden. Fakat gittiğiniz iyi bir hekim arkadaş zaten sizin için en doğru olan implantı seçecektir. En iyi implant markası farklı ekoller var. İmplantların tasarımlarıyla alakalı, boyun bölgesiyle alakalı, bağlantılarıyla alakalı. Buradaki o ekollerden farklı ekollere tabi hekimler arasında atıyorum A grubunda daha fazla tercih edilen bir implant oluyorken hı hı hı. B grubuna mensup bir diş hekimi tarafından diğer bir implant markası daha ziyade tercih edilebiliyor. Anlıyorum. Ama ülkemizde de üretilen çok güvenli, çok başarılı bir şekilde üretilen yerli implantlarımızla beraber yine aynı şekilde uzun süre takipleri olan yurt dışından başka ülkelerden hekim arkadaşın o implantla ilgili oradaki cerrahiyle ilgili tercihlerine bağlı. Burada en neticede bu girift konu içinden çıkmanın kolay yöntemi bence acizane doğru bir hekim arkadaşla bu konuyu tartışmak ve onun için konuşmak. En doğru olan çözümü o şekilde yakalamak diye düşünüyorum. Peki implantı yaptırmak uzun bir süreç midir? Ne kadar sürüyor ve implantı mesela aynı gün üzerinde dişe evet. takmak mümkün müdür? İmplant bugünkü manada çok uzun süredir yapılan bir şey. Ta 1970'lerin sonundan beri yapıla gelen bir şey. Buradaki biyolojik sürece dair hakimiyetin artmasıyla beraber implantla ilgili sürede oldukça kısalmış durumda. Son 20 senedir artık dünyada yaygın bir şekilde aynı gün implantla beraber dişin üzerine takılması söz konusu. Tabii bu 20 senedir yapıla gelen çalışmalar son 12-13 senedir artık protokollere dönüşmüş durumda. Buradan elde edilen biyolojik sürece dair ve bu protokollere riayet ederek yaptığınız zaman aynı gün hatta bir nedenle bir diş çekilmesi gerekiyorsa Allah korusun yani bir şey oldu ve o gün çekilmesi lazım. Aynı gün o dişin çekilip aynı gün implantın yerleştirip aynı gün dişin de üzerine takılması bendeniz yani yaklaşık 8 senedir uyguluyorum. Dünyada da 20 seneye yakın uygulana gelen bir tedavi yöntemi. Güvenli diyebiliyoruz güvenli yani aslında yapılıyor. Güvenli tabii oradaki biyolojik sürece hakim olduğunuz zaman bu tür bir problemle ilgili vakalarda büyük çoğunluğunda çok rahat bir şekilde yapmak mümkün oluyor artık bunu gelişen dediğim gibi teknolojiden ziyade buradaki biyolojik sürecin yani iyileşme ile alakalı sürece hakimiyetle alakalı bir mesele bu. Bunu doğru bir şekilde yönettiğiniz zaman parmak cihazınızda bir küçük yara olduğu zaman onun iyileşmesi için ekstradan çok büyük bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Oradaki biyolojik süreci bozmadıktan sonra çok rahat bir şekilde aynı günde üzerine implantı da koyabiliyoruz. Yani ameliyat olmadan bir günde diş implantı yaptırmak mümkün diyorsunuz. Tabii. Mesela ön bölgede olduğu zaman da aynı şeyi söylüyor musunuz? Şimdi şöyle ameliyat kavramı tabii burada birazcık daha bunu sorarken anlıyorum ki dikiş falan vesaire gibi evet. artık çok rahat bir şekilde mümkün bunlar. Zaten eğer diş çekilmesi gerekiyorsa bir bölgeden aynı gün implantın oraya yerleştiriliyor olması bunu kesinlikle dikişsiz bir şekilde yapma olasılığı veren, olanağı veren bir yöntem olarak karşımızda. Ama onun dışında da diyelim ki implant yapılacak bir bölgede dişler yok. Uzun süredir de orası boş. Evet. Oraya da aynı şekilde 3 boyutlu görüntüleme teknolojileriyle beraber dikişsiz bir şekilde o implantı oraya yerleştirmek çok rahat bir şekilde pekala mümkün. Mümkün diyebiliriz. Bunun en büyük avantajı
orada dikişin olmaması iyileşme sürecini çok ciddi pozitif etkiliyor. Aynı zamanda implantın başarı oranını etkiliyor pozitif manada. Ve hastanın konforunu arttırıyor. Yani düşünün, bir daha önce dijital olarak planlanmış bir implant operasyonu, implant yapım sürecini dakikalara indirerek çok rahat bir şekilde aynı gün işinize devam ettiğiniz, hatta gerekliyse aynı gün dişinizin takıldığı bir sürece dönüştürebiliyor. Peki, oldukça pratikleşmiş diye gözlemliyorum tabii şu anda. Peki, implant yapılan diş kozmetik olarak da kendi dişimiz gibi gerçekten görünüyor mu sorusu çok geliyor. Bu çok çok önemli bir konu. Özellikle ön bölgede oraya konulacak olan dişin yan taraftaki diğer dişlerle ayırt edilmeyecek şekilde bir estetikte durması çok çok önemli bir konu. Bunu sağlamak amacıyla en önemli konu oradaki diş etindeki durumu yönetmekle alakalı. Dişlerin, sizin de harika bir gülüşünüz var. Ben de hastalarıma sıklıkla bahsediyorum bundan, gerçekten samimi olarak. Diş etlerinin biraz daha fazla gözüktüğü durumlarda inanılmaz büyük bir önem arz ediyor. Şimdi şöyle hayal edin, öndeki o bir tane diş cihazınızı kaybettiniz ve oradaki diş eti, Allah korusun, yönetilemedi bu durum. Ve oradaki kemikte bir erime meydana geldi, bir çökme meydana geldi. Diğer dişlerinizden kesici uç olarak aynı şekilde bir diş yapmamız mümkün. Birebir rengini de tutturmamız mümkün. Fakat o diş etindeki o durumu aynı şekilde yan taraftaki dişle birebir devam edecek şekilde devam ettirmek, yapılacak olan tedavinin başarılı olduğunu söyleme adına en önemli kriterlerden bir tanesi. Bunu sağlama adına da kesinlikle ve kesinlikle diş çekilmeden önce o bölgeye, implant yapılacak olan bölgeye, eğer bir nedenle çekilmesi gerekiyorsa, implant yapılmadan önce buna dair bir yaklaşımla durumu değerlendirmek çok elzem oluyor. Diş çekilmeden önce mutlaka bununla ilgili başvurmakta fayda var. Peki ağrı, acı, korku hissetmeden implant taktırmak mümkün müdür? Sıklıkla da söylemeye gayret ediyorum. Aslında bu diş hekimi korkusu aşmayla ilgili mesele. Kendinizi güvende hissettiğiniz, o enerjiyi yakaladığınız, konusuna hakim bir hekimle bu yolculuğa çıkmak bütün bu süreci çok daha kolaylaştırıyor ki anestezi teknikleri artık tamamen bu durumu ağrısız bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Çok daha rafine olmuş durumda ve bu süreci çok daha konforlu bir şekilde, hiçbir ağrı yaşamadan atlatmamızı sağlıyor. Çok güzel. İmplant yapılırken bölge tamamen bir hissizliğe kavuşacak şekilde uyuşturulduğu için hastaların hepsi bu sürecin beklediklerinden çok daha kolay geçtiğini bize geri dönüş olarak söylüyorlar. Çok güzel. Peki gülüş tasarımını konuşalım birazcık da. Gülüş, evet, tasarımı nedir? Gülüş tasarımı yaptırmak isteyenler ne yapmalı? Ya gülüş tasarımı hangi beklentileri karşılıyor mesela? İşte şimdi herkes sizin gibi güzel bir gülüşe kavuşmak istiyor tabii ki. Geliyorlar, bazen sizin bir fotoğrafınızla da geliyorlar. Evet, yani işte ben böyle bir gülüşe sahip olmak istiyorum. Buradaki tabii durumu, hastayı anlamaya yönelik, oradaki biricik durumu yakalamaya yönelik olarak yapılması gereken şey, hiçbir şeye başlamadan önce o bireye yönelik olarak bir tasarımı yapıp, o tasarımı ağza takıp, dişlerine hiç dokunmadan, bununla ilgili hastanın o kendine has biricik durumu ve beklentilerini netleştirmektir. Aslında gülüş tasarımı dediğimiz hadise, yapılacak olan tedaviden önce yapmayı hayal ettiğimiz, hekim olarak tabloyu görmek mi? Aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.